Son videolarda önerilenlere düştüğümüzden dolayı aramıza yeni katılanlar var. Videolarda haberdar olmak için tüm bildirimleri açmanız çok önemli. Şu anda zil açma oranımız %11. Bunu el birliğiyle %17'ye çıkarabiliriz hadi. Şu an sonraki videolara spoiler olacak ama şu anki hesabımın durumu bu şekilde. Şu anda istatistiksel olarak kendi rekorumu kırmış durumdayım. Şu anki bulunduğum lig bu arada plat 1 evet ama elmas elosundayız. Plat 1 ligi sizi aldatmasın. Daha öncesinde sezon 6'da buna benzer bir istatistik yapmıştım. Ama TR'deydi ve çok daha düşük eldeydi. Şu an nasıl oluyor da bu videoda bu maçları nasıl bu şekilde kaybetmeden kazanabildiği ve üstüne üstlük şöyle bir KDA ile bu eloya nasıl ulaşabildiğimi göreceksiniz. Patreon tarzı yerlerde öyle eğitici, öğretici videolar erişmeniz için 20 euro kadar neredeyse ödemeniz lazım. Özel koçluk alırsa hele artı 30 euro. Bunların hepsini size ücretsiz bir şekilde gösteriyorum. Siz yeter ki değerlendirin. Bu maçın kaydını kaybettiğim için sizlere replay üzerinden aktaracağım. Bu maç çok önemli çünkü zor bir eşleşme oynuyoruz ve oyunun içerisi de çok zor. Çünkü takım arkadaşlarım o kadar fazla trollüyor, o kadar fazla flame'e maruz kalıyorum ki böyle zorlu bir maçta bile nasıl perfect bir KDA ile nasıl böyle bir oyunu kazandığımı görmeniz size çok yararlı olacaktır. Nocturne hakkında herhangi bir takımıma info veremiyorum çünkü iki taraf da leash atmadı. Böyle durumda sadece tahmini olarak işaret atabilirim. Mesela iki taraftan da başlamış olabilir ya, ben bota petliyorum Nocturne'de eğer aşağı doğru petliyorsa bu adamla eşleşirim ve counter'ın gekleme durumu olabilir. Ama Nocturne yukarıya doğru pet derse buna hiçbir şey yapamam. Dolayısıyla böyle bir yere 3.30'a yakın bir ward attırmam gerekiyor. Ya da uyarı atmam gerekiyor ki Nocturne yukarı giderse bir hamlede bulunamayacağım çünkü. Ben stick atam alırken Nocturne yukarıda gözüküyor. Direkt pingimi atıyorum. Bu esnada bir yandan buradaki savaşı izliyorum. Şu an izlediğimden değil, oyun içerisinde de izliyordum. Kayıt olsaydı görürdünüz onu. Nocturne burada bayağı sağlam bir şekilde trollüyor. Az canın olduğunu görüyorum. Bak Nocturne'ın canını gördük ya. Syndra'ya direkt hamlede bulunuyorum. Çünkü Nocturne gelse yetişse bile hiçbir şey yapamayacak. Syndra sıçrasını aldık. Yetmiyor. Çünkü kombom geri döndü. Nocturne gelse bile hiçbir şey yapamaz bana. Ama bu sıçrayı kullanmam lazım hiçbir şey yapamaması için. Eğer ki burada Syndra'ya devam etseydim hasarım yetmeyebilirdi. Veya devamlı Nocturne'a ölebilirdim. Bu yüzden Nocturne'a focus attım. Hayatta kaldım ama ta ki Garen gelesiye kadar. Garen hakkında hiçbir SS alamadı Volibear tarafından. Burada bir zıtlaştık Volibear ile oyun içerisinde. Ama bizim için gayet iyi. Çünkü Syndra sıçrasını aldık. Nocturne'a bir tempo kaybı yaşattık. Clear atmaya devam ediyoruz bu esnada. Mid'e doğru hareketleniyorum çünkü Nusun manasına bakarsanız 60 manası var. Bu adamın burada kalabilmesi mümkün değil. Bir sonrakinde büyük minyon dalgası geliyor. Bu adam buraya mobs olmuş halde. Scuttle'ı çektikten sonra koridor puşlamasına yardım edeceğiz. Yoksa bu adam uzun süre boyunca minyon kesemeyecek. Ve hatta Genki'yi bölecek yüksek ihtimalle. Eğer ki Nocturne bunu okuyup buraya yakın kalsaydı buradan double kill çıkarabilirlerdi. Şu attıktan sonra zaman kaybetmeden full clear'e geri dönüyorum. Verimim neden bu kadar fazla arttı? Bir anda ne değişti bu kadar? Oyuna şu anda aşırı derecede odaklanarak da oynuyorum. Kendimi iyi hissetmediğim zamanlar oyuna girmiyorum. Karşı ormancı hakkında sürekli işaretler atıyorum. Tüm takımı yönetmeye çalışıyorum. Bu bile büyük bir artı. Kontrol totemi eskisine göre kullanmaya başladım. Ve oynayışım çok daha stabil. Ve tabii ki de power farm durumu şu anda çok daha güçlü. Çünkü Riot bir yama attı. Bu yamada ketchup XP dediğimiz şey. XP farkı açıldığında orman kaplarının daha fazla XP alma durumu kaldırıldı gibi bir şey. Bu aklınızda bulunsun, karşı ormancı şu anda izler aldı. Bu XP artma durumu kaldırıldığı için ben kendimi çok öne attığım zaman karşı ormancı artık yakalayamıyor. Karşı ormandan kamp çaldığım zaman karşı ormancı kolay kolay oyuna geri dönemiyor. Bunların hepsi dayanıyor artı. Dayanın zaten AP oranları da artmıştı. Ben bu oyunları tek başıma oynamıyorum. Bard'la birlikte de oynuyorum. Bard da şu anda zaten en güçlü supportlardan biri oldu. Bunların hepsi birleşiyor ve böyle bir sonuç oluşuyor. Şimdi ben buraya neden adımımı attım? Nocturne Azir aldıktan sonra oyunun bu kadar erken aşamasında diş almadan Azir alıyorsan senin ya bir canın kalmıştır. Bak anlamanız için şöyle bir şey yapalım. Tek başına Azir alıyorsan canın bu kadar kalır. Sen buradaki kampları dönmeye çalışırsan seni yakalarlar ve keserler, direkt tek atarlar. Base atmak zorunda ya da ölecek. Hiçbir türlü buradaki red'e yetişemiyor bu adam. O yüzden adamın red başladığını bildiğimiz için red'e doğru baskın atıyoruz Bard'la birlikte. Bu çok kritik bir hamle mesela. Bunu ne zaman yapmazsın? Karşı lane'lerde priyolar vardır. Biz bir de buraya çok erken geldiğimiz için görüş de alıyoruz. Bu ward bile değerli. Hatta bu ward'un değerini birazdan göreceksin zaten. Ama bu esnada tabii ki böyle bir sorun da oluyor. Gerçi Vayne'in sıçrası var burada. Vayne sıçrasını düzgün kullanabilseydi burada hayatta kalabilirmiş. Bu totemin burada getirdiği skor bu. Nocturne ölmesinin tek sebebi buradaki totem bak. Çünkü Nocturne'u görünce buraya yetişemeyeceğimi anlayıp Nocturne'u dönüp Nocturne'u kesiyorum. Bak gördün mü? Bir anda Nocturne'un çok çok önüne geçtim. Tek bir hamle. Ve Nocturne'un yaptığı bir yanlış ejder
bu yola soktu adamı. Tek başına ejder almak erken aşamada bu kadar da önemli bir şey değil. Size dedim ya çok fazla flame'e maruz kaldım bu maçta diye. Bunun sebebi şu. Benim sürekli clear atmam lazım. Clear atmadan güçlenen bir şampiyon değil Diana. Sürekli gank atamazsın. Ve ben atıyorum şu anda bir de gank atmaya çalıştım bu Syndra'ya. Nocturne 1-2 kamp sonrasında 6 level olup counter ganklediği zaman benim oyunum biter. Tek bir ölüm bana büyük zarar verir. Şu anda oyunun kontrolü tamamıyla benim üzerimde. Ben böyle bir riski göze alamam. Bu riski göze almam için Nocturne'u botta falan görmem lazım. Tamamıyla ters tarafta görmem lazım. Aynı şekilde mesela Garen'e şu anda baktığın zaman dive atılabilir gibi duruyor ya. Ya Nocturne çıkarsa ya da Garen sıçrayla birlikte bizi outplaylerse phase rush'ı da var kaçabilir. Muazzam bir zaman kazandırabilir. Bunların hepsi flip. Ama bunun yerine daha garanti yolu tercih ediyorum ben. Full clear atarak kendimi sürekli güçlendiriyorum. Ve Doom'un etrafında Doom'la birlikte genel oyuna hitap edecek hamlelerde bulunmaya çalışıyorum. Oyun tarzım genel olarak bu durumda. Ve temel kural hata yapmamak. Ölmemek yani. Bak birçok oyuncu duygusal ping atıyor. Mesela şu Volibear'ın şöyle bir senaryoda seni çağırması mümkün değil. Bu adam kaçar. Senin bu adam yapabileceğin maksimum yardım koridor puşlamak. Bu genel oyuna nasıl bir etkide bulunacak? Belki Volibear'a yardım edeceksin ama kendini öne geçirmemiş olacaksın. Demeye çalıştığım şey bu. Bu adam burada hayatta kalma modunda takılması gerektiğini bilmiyor. Duygusal işaret atıyor, sen bu adamı mütleyeceksin. Bak böyle adamlar oyun sonunda sana honor atar. Oyun içerisinde adama yardım etmediğin için sana söverler, flame atarlar. Ama sen o durumlarda diyeceksin ki hayır ben senden daha iyiyim, seni dinlememe gerek yok deyip mute atacaksın, kendi bildiğini okuyacaksın. Bu çok değerli bir şey. Scott'ı aldıktan sonra şöyle bir karşı ormanı yokluyorum. Bunun da sebebi şu, Bard'ın hareket edebilecek boş vakti var. Bir şey ters giderse zaten Bard'la birlikte durumu toparlayabiliriz. Şu büyük bir hata. Botlane'in buraya hareket ettiğini biliyoruz, sadece Alistar değil, Kai'sa'nın da. Nocturne ise Ghost ve ulti basaraktan burada all-in atıyor. Atamazsın. Bir de Diana zaten ultisini kaçırmış. Daha doğrusu Syndra sıçrayla birlikte doğuşlamış. Senin burada devam edebileceğin bir şey yok. Mesela Nocturne yukarıya doğru ulti attı. Buraya da ulti atabilir. Buraya ulti attığında daha dehşet bir senaryo oluyor. Şu anda buradan double çıkarabilir, triple çıkarabilir. Sadece Nosus geri döndüğü için. Adam şu camdan hala laning yapmaya çalıştığı için ölüyor ve seni flamliyor mesela. Böyle adamlardan flamliyorsunuz. O yüzden takmayacaksınız. Clear'ınızı bırakmıyoruz. Zaten bir kamp aldıktan sonra 9 level olacağım. 9 level Diana'nın power spike anından biridir. Çünkü Q'yu 5'lemiş olursun. Ejder de tam çıkmak üzere olduğu için tam her şeyi denk getirmiş olacağız. Bir yandan burada da savaş da istiyorum çünkü power spike noktamdayım. Buradaki önemli olan kısım şu. Kendimi gizleyebilmek, görüş üzerinden yürümemek. Bak şu kliği size göstermek istiyorum. Nocturne'u burada gördük. Buradaki engage'i görmemiştim başta. Kendimi şu noktaya atmayı planlıyordum. Ki Nocturne buradan Ejder'e doğru yürürse kendimi Fog'da hani Nocturne'e karşı saldırabileceğim noktaya aldığım için direkt savaşı avantajlı başlatacaktım. Ama burada savaş çıktığı için doğrudan yürüyorum buraya doğru. Ve double'la sonuçlandırıyoruz burayı. Koridoru puşladıktan sonra hem Ejder hem de Scuttle'ı çekiyoruz. Şu anki XP farkını size şöyle göstereyim. 10 level olmak üzereyim. 10 level'e sadece 1 bar eksik. Bir de Nocturne'e bakalım. Tam 1 level fark var. İkinci eşya olarak da Zhonya'ya doğru gidiyorum. Buradaki Yakut Kristal'e bakmayın. Yanlışlıkla satın almıştım. Yanlışlıkla aldığım için de 3. eşya olarak Shadow Flame'e gitmek zorunda kaldım. Burada Garen'in overstay'ini görüyorum. Roket kemerim bittiği için Garen'in benden kaçması mümkün değil. Önemli olan suratını doğrudan E atmamak. Bak ikinci Q'yu bekliyorum Garen'e saldırmak için. Çünkü Q'umu dodge'ladığı an ben havadayken E atarsam, Q'umu tutturamazsam o Garen kaçabilir Phase Rush'la birlikte. İşi garantiye alıyorum. Nocturne'u mid'de gördüğüm için buraya girebileceğim zamanımın olduğunu biliyorum. Direkt Gromp'a giriyorum. Gromp'u da aldıktan sonra da burada seviye avantajı olduğu için ve Alistar'ın çok çok yakın olmadığını bildiğim için direkt düello başlatıyorum burada. Alistar'ın kombosunu sıçrayla dodge'ladık ve buradan tertemiz skorumuzu çıkarıp çıktık. Bak plan evresini daha detaylı bir şekilde göstereyim sizlere. Nocturne kendisini gösteriyor. Alameti açıyor. Nocturne midde. Syndra kuleye vurmaya devam ediyor. Ben bu esnada Garen'i keserken bir yandan da haritada bunları takip ediyorum. Ben biliyorum bu Gromp'u aldıktan sonra bunların yetişemeyeceğini. Gromp'u aldım. Nocturne'le karşılaştım. Ben biliyorum Syndra'nın daha yetişemeyeceğini. Çünkü haritadan takipteyim. Bak şu anda Alistar gözüktü. Aradaki mesafe farkına bak.
Ben bu mesafe farkını değerlendirebilirim. Burada düello atabilirim. Zaten buna karar verdiğim zaman kendi limitlerimi de biliyorsam buradan başarılı bir şekilde çıkabiliyorum. Bunların hepsi ne yazıyor? Odaklanmak, oyunu takip etmek. Ve birazcık da limitlere hakim olmak. Tüm bunları yaptıktan sonra haritada yapılacak başka bir şey yok ya. Hızlı bir şekilde buradaki 6 kampımı da almaya çalışıyorum. Bu 6 kampımı aldıktan sonra 12 level olacağım ve çok güçlü bir reset alma durumum oluşacak. Tüm kamplarımı aldıktan sonra normalde yapmam gereken şey şu. Burada Scuttle çıkmak üzere, bu Scuttle alıp base atmam lazım. Ama midde Sandra'nın çok açıkta olduğunu gördüğüm için mid'e doğru hareket ediyorum. Ama bu neden bir hata? Bu oyunda yaptığım en büyük hata, en büyük flip budur. Çünkü Nocturne ultisini unutuyorsun sen bunu yaparken. Ve bu esnada Bart zaten uzakta bize. Yani sen şu Syndra'yı hareket edemezsin ki gördüğün üzere de Alistar burada. Ve ne yapacak seni? Nasus mu destekleyecek? Al Nasus tek yedi bile. Adamın zaten çok az canı vardı. Neyse ki Nocturne yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Ne zaman takım arkadaşlarınızın arkasına gitmeniz lazım? 3 kişi burada mesela bir setup düzenlemiş, Nasus'un canı az. Burada bir olay döneceği belli. Nocturne'un burayı desteklemesi lazım. Bot lane'e yatması değil. Peki bir de Nocturne'u analiz edelim. Nocturne ultisine 10 saniye var. Bak tam da şu anda bot'a doğru hareket ediyor adam. Kai'Sa tek başına 1v2 atıyor burada. Adamın mantığı şu. Hani gerçekten bu adamlar dive atar ve ben de kalanı toplarım diye düşünmüş. Ama burası daha değerli. Sen buradan skor alırsın, buradan oyuna etki edersin. Daha büyük resmi görmek bu oluyor işte. Yani bir de hamle yapma şansı varmış. Nocturne şuradan geçiyor gidiyor çünkü. Ama neyse ki Nocturne bot lane'de olduğu için bu hamlem hani bana bir zarar vermiyor. Burada oyundan direkt düşebilirdim. Üzerimde de zaten 800 gold'luk şaptan vardı. Bayağı bir korkunç bir senaryo olurdu. Çok yapılan bir hata var bu eloda. Overstay denilen şey. Mesela yukarı tarafta Garen'in yaptığı bir overstay vardı. Garen'i kesmiştik. Aynı şeyi burada Nocturne de yapıyor. Ve burada Bart'la birlikte de Nocturne'un bu yaptığı overstay'i değerlendiriyoruz. Nocturne'ydu. Ve buradaki kampları koruyabilecek hiç kimse yok. Yine karşı ormana girdik. Bak boştur deyip Q atmamazlık yapmayın. Bu Q'yu attığın zaman timer'ı alıyorsun. Ve buradaki son ikilinin çıkışına bir plan uygulayabilirsin aldığın timer sayesinde. Bak Nocturne bana sadece burada 300 gold vermedi. Bu kampların XP'sini ve gold'unu da almış oldum. Bu Nocturne'u kestiğimiz için. Yani tahmin edilenden çok daha fazla zararı oldu Nocturne'a. Şimdi karşılaştıralım XP'leri. 13 levelim. Nocturne ise 10 level. Bak arada dağlar oluşmaya başladı. Önceki gibi değil, bir levelde kalmadı. Ve rakibin hatalarını değerlendirerekten daha büyük fark açmaya başladım. Ketchup XP olmadığı için de arayı kapatamıyor. Yukarıda kampım olmasına rağmen alttaki kamplara yöneldim ki ejder'e yakın olabileyim. Ejder çıktığı için yukarıda kaldığın zaman bu ejder'i kaybedersin. Açlık yapıp yukarıdaki kamptan aşağıya doğru dönmeye başlama. Ama burayı bozan bir şey var, o da Garen'in buraya attığı hareket. Burası şu anda 4vs5 ya. Burayı savaşamazsın. Muazzam bir savaş yapman lazım. O savaşı yapamıyorsan, bu kadar kötü başlıyorsa burayı salıp geç. Bu ejderi kazandığın zaman oyunu kazanmayacaksın çünkü. Bunun karşılığında birçok şeyi feda etmeye değmez. Bak neredeyse ölüyordum, görüyor musun? Devamında yanlış oyunum var benim. Burada hala bir güzel açı bulduğum için engage atma gereksinim duydum ama gerek yok işte. Sıçramı kaybettim ben burada. Daha iyi bir anda belki daha iyi bir sıçra kullanabilecektim engage atmak için. Başka bir overstay durumu. Karşı takım ejder aldı. Ejderden buraya doğru yürümeleri için çok fazla mesafe kat etmeleri lazım. Yani burada sayı olarak biz avantajlıyız ve bu avantajı burada değerlendiriyoruz. Her ne kadar kötü bir savaş başlangıcı olsa da. Bak fark ettiyseniz yeteneklerim geri dönesiye kadar içeriye girmedim ve en doğru zamanı bekledim. bir savaş olduğu için ve bu savaş içerisinde çok fazla mekaniksel hata yaptığım için kötü geçti. Ama kesinlikle bu 4v5 savaşı bile sayı avantajıyla girdiğimiz için kazanabilirdik. Failler olmasaydı. Bunun karşılığında ama tamam adamlar skor aldı. Biz ise bottan ikinci kuleyi almış oluyoruz ve taptan ikinci kuleyi kaybetmedik. Yani bir yerden işi çıkmış kadar oluyoruz. Adamlar benim shutdown'ımı aldı burada. Ama bizimkiler de o Syndra'nın shutdown'ını almış oluyor. Şu an eşyama baktığınız zaman zonayı tamamlamış haldeyim ve Shadow Flame'in de neredeyse
tamamlamış durumdayım. Bak burada kendime pozisyon ördüm. Her ne kadar sayı dezavantajımız olsa da yani 3 vs 4 gibi Zonyan var ve eşya olarak öndeyim. Üstüne bir de 15 devredim. Burada şapkadan tavşan çıkarıyoruz. Ve bu engage sayesinde direkt baron bedavaya geliyor. Baktığınız zaman riskli gibi gözükebilir ama fark ettiyseniz adamlar bana hasar bile atamadı. Bunun sebebi 15 levelim ve çok fazla can değerine de sahibim. Eşyalar nedeniyle ve zırhım da var. Bak dezavantajlı durumdaydık. Sadece kendi gücümü bildiğim için şuraya sızma operasyonu ile birlikte yok ettik ve şapkadan tavşan çıkararaktan baronu aldık mesela. Bir anda olay tersine döndü. Güncel eşya durumu Shadow Flame bitti. Bir tane büyük sopa ekledik araya. Bir sonraki ejderi de güvenli bir şekilde alabiliyoruz. Ha pardon, alamıyoruz. Çünkü adamın böyle bir çılgınlık yapabileceğini düşünmüyordum. Ama adamların buradan iki kişi eksilmesi bize bir avantaj da sağlıyor. Yani çok da kötü değil. Çünkü tempo olarak o kadar fazla öndeyiz ki adamlar dördüncü ejderi zaten gidemeyecek. Üstüne bir de burada Sinder'ı pozisyon olarak kendisini kötü duruma attığından yakalanıyor. Yani adamlar tamamıyla dağılmış halde. Bunca şey yaptıktan sonra bak direkt base'e basmıyorum çok param var diyerekten. Buradaki kamplarımı almaya devam ediyorum. Güncel durumum Rabadon tamamlandı. Takımda 15 saniye ölüm süresi olan bir Volbeer var. Kendim 18 level atmaya çalıştığım için buradaki kamplarımı alıyorum. Bot'taki bu savaşı izledim. Bu savaşa direkt dahil olmuyorum. Bunun sebebi şu. Nocturne var, Alistar var. Yolda bu adamlarla karşılaştığım zaman direkt tekleyemem. Ama counter olarak buraya geldiğim zaman tüm yeteneklerini nasıl üzerinde kullanacakları için burada benim avantajıma döner durum. Yani ilk saldıranların karşısında olmasını bekledim. O yüzden direkt hareket etmedim. Ama şu an rahatlıkla hareket ediyorum. Oyunun 26. dakikasına gelmişken şunu yeni yapmamda muhtemelen rahatsız olacaksınız ama kusura bakmayın. Bak burada bile E'yi resetlememek için girdiğim çabaya dikkat edin. Fight kazandık, hadi base atıp eşya alalım falan yok. Çünkü adamların ölüm süresi var. Bu ölüm süresini kule açaraktan değerlendirebilirsin. Bak hala bu hatayı çok yapıyorlar. Cidden adamlar savaş kazandıktan sonra base atıyorlar. Hayır abi, gideyim motor aç, kule aç. Base'den geldikten sonra direkt botu hareket ettim. Karşıda zaten ölüm süreleri var 2 adet. Yani 3 vs 3 olduğu için ve ben çok güçlü olduğum için adamlar beni durduramaz. Bu yüzden bot tower'ı, pardon bot inventory'ı hedef alıyorum. Rakipte 2 adet inhibitor eksik. Minyonlarımız bayağı ileride. Adamlar şu anda kendi bölgesine hapsolmuş durumda. Baron yeni çıktı. Yüksek DPS'imiz var. Dolayısıyla direkt Baron anı oluyor bu. Adamlar gelirse çünkü savaşa dönüp savaşı kazanıp zaten oyunu bitirirsin bu dakikada. Oyunun da böyle sonuna geliyoruz. Bu maçı kaybetmek istemedim. Sizlerle paylaşmam gerekiyordu. Çünkü atılan hareketlerle oyunu ne kadar etkileyebilirsin? O hareketleri nasıl planlayabilirsin? Her şey bu maçta içeriyordu. Şu anda bu Smurf'ı kastığım esnadaki attığım videoları mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Sen bu videoları takip edersen tırmanmak istediğin lige çok hızlı bir şekilde ulaşacaksın. Bunlar sadece ormancıyı ilgilendiren şeyler değil bak. Diğer koridorun oyuncuları da bunları ilgilendiriyor aslında. Çünkü bu planlamayı diğer oyuncular da yapabilir. Diğer oyuncular da bunları takip edebilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.